Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve Fiyatlı Köfte serimizin 39. bölümüne hoş geldiniz. Bir saniye, 39 mu emin olamadım gene. Ve ben bunu gene yapıyorum, değil mi? Evet. Evet, 39. bölüm. Yani bunun anlamı bir sonraki bölümde gene bir world save alacaksınız. Ve gene bir Fateful deneyeyim dedim. Altım da çıkmıştı. Bu seferki o kadar gözümü yormuyor gibi de ya da texture pack default. Evet, bu daha iyi. Neyse. Bu iki bölüm arasında Word'de neredeyse hiç değişiklik yapmadım. Hiç değişiklik yapmadım hatta. Fakat kanalla ilgili bazı değişiklikler yaptım. Kanalı yeni tasarıma geçirdim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir de sırf kanalın üstündeki kısma, yani o kapak fotoğrafı kısmına bir şeyler koyabilmek için bilgisayara kim kurdum? Ben. Grafik pro... Ben. Şu şekilde göstereyim. Grafik programlamadan sıfır anlayan ben. Kim kurdum? Dın dın dın. Grafik programlama nereden çıktı? Grafik tasarımdan sıfır anlayan ben. Neyse, öyle bir şeyler çıkarttım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyenler varsa ya da daha iyisini yaparım. Abi ben daha iyisini yaparım sana diyenler varsa yapsın. Bana özel mesaj olarak ya da Facebook'tan falan göndersin. Ya da Twitter'da açtım bir tane. Ne kadar kullanacağım hiçbir fikrim yok da bana daha kolay ulaşmanız için bir tane Twitter açtım. Umarım kullanırım ara ara. Twitter özürlüsü biriyimdir normalde. Oradan yaptığınız tasarımları atabilirsiniz bana. Logo ile uğraşmak isteyecek tipler olursa eğer, logo hakkında ufak bir şey söylemek istiyorum. Şu anki logomu aslında çok seviyorum. Hani logo ile ilgili bir şey yapacaksanız eğer, sadece şu anki logomu alıp yeni bir yaptığınız bir arka plan olursa ya da kapak fotoğrafı olursa ona uyumlu, ya da şu anki kapak fotoğrafıma uyumlu yaparsanız sevinirim hani. Tabi bu gönüllü bir iş, çünkü hani ödül veremem maalesef size. Bir yarışma düzenleyemem bunun hakkında, çünkü cebimde bir kuruş bile yok. Ve bir saniye, size ne olmuş? Bir saniye. Texture'ınız mı değişmiş sizin? Bir oyundan çıkıp gireyim. He, tamam, düzeldi. Sanırım Fateful'la arasında geçiş yaptığım için bir an öyle bir şey oldu ve tabii yeni açıldığı için World bir kısa bir laktastik bir durum oldu. Ha neyse. Bu iki bölüm arasında yaptığım önemli bir şeye değinmek istiyorum. Testworld'de bayağı bir uğraştım. Ve bu esnada bir şey keşfettim. O keşfettiğim şeye gelecek olursak eğer... hani hatırlıyorsunuz. Biz o alloylarımızı yapmak için normalde Blast Furnace'ımızı kullanıyorduk. Invar olsun, Electrum olsun. Ancak sonra buna geçmek zorunda kalmıştık. Çünkü Blast Furnace'da artık yoktu. Bunun sebebini öğrendim. Gregtek'in ayarları ile alakalı bir şey falan değil. Tamamen Gregtek yeni bir makine daha eklemiş. Dolayısıyla da buna ihtiyaç kalmamış. Bu da Alloy Smelter. Yapına bakıyoruz. Aslında bu 3 alüminyum ya da 3 refine iron, 3 glass ve 2 circuit, 1 battery lazım. Copernic bunlardan lazım. Bunlardan vardı elimizde galiba fazlasıyla. Main var lazım. Bunun dışında 2 tane daha circuit lazım ve bir adet elektrik furnace lazım. Yapımı o kadar zor değil. Hemen şunları şarj edip geliyorum. Ha, bunun dışında o iki bölüm arasında yaptığım bir değişikliği daha söyleyeyim. Şu B'ler, yani KB'ler artık şu chestlerimizi gereksiz yere dolduruyordu. Onları böyle bir şekilde kaldırdım.
Şunlardan var elimizde. Bir yerde biri yorumlarda circuit var bir yerlerde bolca demişti. O yüzden bir arayacağım. Muhtemelen eğer varsa cidden ben bayağı saatlerce görmemiş olabilirim onu. Ama yok. Şuraya bakalım. Burada da yok. Neyse biz Alloy Smelter'ımıza geçelim. Alloy Smelter'ımız için 2 3 4 5 5 tane circuit gerekecek. 4 invar gerekecek. İnvar yapımı kolay. Zaten varmış burada. Tamam, invarlarımız yapıldı. Ve şimdi sırada circuitlerimizde. Ben onları da yapıp geliyorum hemen. Evet, circuitlerimiz hazır. Bir yerde benim bir fazladan bir elektrik fırınası mı olacaktı yoksa onu kullanmış mıydım? Evet kullanmıştım şimdi hatırladım. Yanlış o da. Şimdi circuitlerimiz. Elektrik fırınası yapımı kolay bir adet iron furnace. Bir adet elektronik circuit, 2 redstone ama yeterli refine iron'ımız var mı? Yok. Ama refine iron yapımı kolay bir şey. Bu esnada şu arkadaşlara da bakalım. Mister gibi ilerliyor. Şimdi sizler yetersiniz. Onları da buraya koyalım. Şimdi machine block bir saniye. Sen refine iron değildin, değil mi? Tabii ki de değildin. Neyse şurada normal iron'ımız da var. Iron furnace, redstone tamamdır. Bunun dışında senden lazım. Bunun için 3 refine iron, 3 glass, bir battery ve battery yapımı kolay. Artık kamera karşısında kaç milyon kere craft etmişsem kaç kere craft ettiğimi hatırlamıyorum bile. Ama ettim. Bayağı bir ettim. Ve ha, tamam. Sen, siz, Iron Furnace, pardon siz şuraya ve in var. Başka ne lazımdı? Ha, desen. Gördüğünüz gibi 32 EU kullanan bir makine. Ve bunu buraya koyacağız ancak burası dolu. O yüzden bir şey yapacağım. Bir upgrade. Ama bu upgrade'i başka makinelerim için kullanacağım. Transformer upgrade. Bunun için bir adet NV transformer. 2 adet gold cable. Bir adet circuit. 3 de glass. Bu circuit'imizi kullanacağız. Ancak 3 tane daha yapmak istediğim için. Ve plan yapasım var ancak zaten yakında geçmeyi planladığım sorting sistemi kendi özel bir crafting table'ını içeriyor, crafting yapısını içeriyor. Dolayısıyla da ihtiyaç duymuyorum.
Bunun ne olduğunu zaten söylemiştim galiba. Applied Energistics moduna geçeceğim. Sorting sistemi konusunda. Onun sorting sistemi cidden şu an bizim inanılmaz işime yarayacak bir şey. MV Transformer'larımız hazırlamak üzereyiz. Ve tabii ki de Gold Cable. Muhtemelen ben başka yerde daha önce yaptım bunları ama evet. MV Transformer'larımız. Sonra başka ne lazım? Bu. Ve bolca glass. Ama bende glass yok o kadar. Dur. Circuitlerimizi de yerleştirelim. Ve glass yapalım. Biraz. Evet. Bunların hepsi tamam artık. Ve şimdi geriye kalan şey şu üç kafaları ah. buradan çıkartmak. Ancak buraya bağlamadan önce bir şey yapmamız lazım. Şu enerji hattını kesmemiz lazım. Aksi halde patlayacaklar. Ve kabloları alamıyorum tabii doğal olarak. Şimdilik siz şuraya gidin. Siz ikinizi kıracağım. O kablolar şimdilik buraya konabilir. Neticede herhangi bir enerji hattına bağlı değiller. Emin olmak için biraz uzakta duracağım tabii. Ve aralarından en ucuzunu kullanacağım. Ha, tamam. Rotary macerator. Centrifuge extractor. Ve bunların her birine transformer upgrade'leri bizi yerleştireceğiz. Umarım bir şey yanlış yapmıyorumdur, yoksa pek hoş bir patlama olmayacak. Ve portal kanalımı alayım. Çünkü hatırlarsanız şu yerde kullandığımız malzeme kırdığımızda geri gelmiyordu. Siktaç işe yarayacak mı bilmiyorum. Gerçi de. Öncelikli deneyimiz kompresörümüz. Ya tabii kablo yanıyor. Ve benim daha fazla kablom yok galiba. Şunları falan yerleştirelim buraya. Benim diğer kablolarım nerede? Hadi bakalım. Neyse, ev arkadaşlarım gene dolaşmaya başladı çevrelerde. Evet, benim diğer kablolarım yok ortada. Tamam. Hiç dert değil. Bu sefer silver kullanalım. Daha önce de göstermiştim, bu kablonun birkaç farklı craft yolu var. Eğer Gravitek kırıldıysa en ucuz, en verimli yol bu. Evet, gayet güzel çalıştı, tamam. Sadece şu sondaki çalışmada onun içinde ikincil bir lever koyabiliriz. Tabii senin yönünü değiştireceğiz. Tabii şunu da yakında bir başka bir yere taşıyacağım. Ve alloy smelter'ımız buraya gidiyor. Tabii Gregtech bazı makineleri yerini algılama konusunda biraz sıkıntı yaşayabiliyor ve şunları da eski yerlerine koyalım. Kolay erişelim diye. Selam dostum.
Ve portal ganımızı düşürmeden size Aloy Smelter denen arkadaşı tanıtayım. Mesela içine bir tane nikel atıyorum. İki tane iron atıyorum ve bana aradığım tip invar'ı veriyor. Gördüğünüz gibi bu iki invar arasında fark var. Ben Great Tech stili istiyorum çünkü that's Great Tech. Neticede Great Tech seviyoruz. Artık bu yanlış tip elektrumu buradan çıkartabilirim mesela. Bu invar ingotumuz dursun kullanırız. Bu elektrum ingotumumuzu da kullanırız bir ara. Ve artık Alloy Smelter'ımız var. Bu Industrial Centrifuge kendi başına yeterli olmayacaktır artık. O yüzden onu da onun yanına da 3 tane daha koyacağız. Burası bizim low voltage hattımız olacak. Electrolyzer'larımızı da taşıyacağız. Şuraya birkaç dizi electrolyzer yerleşecek. Ama bu ilerleyen zamanlarda olacak bir şey. Ve gördüğünüz gibi bu da iridium nuggetlarımızı işliyor mister gibi. Ve bu sayede 8 iridium ingotumuz var. Güzel. Ha, bu bölümde ne yapacağız peki? Bu bölümde kitaplarımızı alacağız. Şu H de tam bir başarısızlıktı. Dur. Hepsini ben şuna çevireyim. Şimdi istediğim şeyleri tek tek seçeyim ben bir. Ya da şimdi bir değişiklik yapacağım ve tamamen random bir age, yani rastgele bir age yaratacağım. Bu rastgele age'ler hakkında ufak bir detay. Bunları yaparken bir şeyi garantiliyorsunuz. O age kesinlikle ama kesinlikle unstable. Yani kesinlikle bir sorun çıkar onda. Fakat değişik bir şeyler elde etme şansınız mevcut. Her zamanki gibi link booklarınızı yanınıza almayı unutmayın. Aksi halde pek güzel şeyler olmaz. Ve world'ümüz yaratılıyor. Lütfen void age olmalı. Lütfen. Dalga mı geçiyorsun? Kaçıncı Void Age bu? Hatta iki sayfa ekleyeyim. Boş. Öyle saçma bir şey deneyeyim. Gene Void Age çıkarsam... Oh! Hunger ve Blindness verdi ama bizim güzel Quantum Helmet'imiz bu efekti kırıyor. Şu kılıcımızı ve bandımızı elimize alalım. Portal gınımız bu, şuraya bir portal açsın. Ve bu Age'i Blindness'ımız tabii tam gitmiyor. Ve bu Age biraz lag yapıyor ama tavuk. Ve hepsi aynı. Bir saniye. Hell evet. Bildiğiniz Nether'la benzer özellikler taşıyan bir biyom yaratabiliyorsunuz bu modda. Selam. Tabii mobların uzaktan ne olduğunu anlamak biraz zor oluyor. Ghast'ın da nereden geldiğini anlamak zor oluyor.
Skeleton. Ah. Hayır ben size bir şey yapmadım. Hayır ben size bir şey yapmadım. Hayır ben size bir şey yapmadım. Ve benim şu an aradığım şey... Haritaya da bakacak olursam eğer... Ve şu... Gaz bozuntusuyla ilgilenecek olursam... Ha, gaz bozuntumuz burada. Ah, herifim sen değildin. Ah. Bir adet gaz tier'ımız var artık. Şurada ilginç bir şey görüyorum. Bunlar hakkında ufak bir detay. Şu altta... Şu Wisp bana saldırmayı bırakırsa eğer... Wisp spawner var. Wisp'ler tamamen oradan geliyordu. Knowledge Fragment'ler. Bunlar bana çok lazım. Logic Matrix Programmer da işimizi görür. Biz biraz daha araştırmamıza devam edelim ve... Ah. Pek konforlu bir dünya değil. Biliyorum. Tabii Gust'ı görebilmemiz lazım. Bir de. Sadece sen uçamıyorsun. Gaz bozuntusu nerede? Ha. Evet. Şimdi bizim bu dungeon'ımız buradaydı, tamam. Üstündeki zırhı değiştireceğim. Daha yüksek bir koruma için. Yok edilemez olmak için. Neredeyse yok edilemez daha doğrusu. Spawnerlarla pek işim olmadığı için spawnerları direkt yok ediyorum. Ve içerisine bakalım. Tabii Ender Pouch'ların güzel özelliği her şeyi bunun içinden gönderebiliyoruz direkt. Ve evimiz hala chunk loading sınırları içerisinde olduğu için. Oh, tendrils. Güzel. Book, paper. Tamamdır. Bu bölümümüz daha çok burada araştırmakla geçecek. Ben yine güzel bir şeyler bulduğumda size haber vereceğim. Ve burası bayağı güzel bir yer çıktı. Atlas'ın portal gun'ını bulduk. Ve bir adet Sword of Zephyr bulduk. Ama bunu direkt kullanmayacağım çünkü... Bunu önce enchant etmek istiyorum. Ve... Punch 2. Evet, böyle güzel bir enchant bulduk. Şanslıyız. Neyse, ben arayışıma devam ediyorum. Ve işte asıl aradığım şey. Tabii muhtemelen içerisi de şu an yaratık olma ihtimali var ama yokmuş. Güvende olmak için ben şurayı bir kapayım. Ve gördüğünüz gibi spruce wood vardır muhtemelen. Normal weather. Taiga boyu. Bookshelf'lerimizi direkt alalım. Gerçi direkt almamıza da gerek yoktu ama. Mesela benim. Gerçi bookshelf olarak almak da bazen güzel olabiliyor ve burayı kazın çünkü
Burada şöyle güzel bir chest var. Chest'in içinde ne var diye soracak olursanız. Şunları... Sword of Zephyr, sen git, sen git, sen git. Siz gidin, siz gidin, sen git. Ve şunları chestlerimize başka bir Ender chest daha yapacağım. Ice Dark Forest West. Güzel bir yer. Baltam var mıydı benim? Evet vardı. Balta bana lazım. Ben hemen şunların hepsini kesip geliyorum. Evet. İki stack kitap elde ettikten sonra maceramıza devam edelim. Bu arada şunlar hakkında ufak bir uyarı. Bunları hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde Overworld'de bulamazsınız. Çünkü bunlar sadece bir Mistcraft Agent'de spawn olabiliyorlar. Yani yaratılabiliyorlar. Yani normal bir dünyada mevcut olması imkansız. Normal dünyamızda pardon. Sadece Mistcraft dünyalarında var olabiliyorlar. Tabii Whisper bizi rahatsız etmesin diye. Wisp nerede? Onu görebilsek. Neyse. Ve Tomium. Barut da lazım bize tabii. Tamam. Ve keşiflerimize gene kaldığımız yerden devam ediyoruz Gast. Dal. Evet. Tomium. Kitap. Kitaplarımızı koyalım. Bookshelf'imizi falan da gönderelim. Barut'umuz da gitsin. Tomium'umuz da gitsin. Bunları zaten sonradan yerleştiririm ben. Tamamdır. Ve artık eve dönmenin zamanı geldi. Bunu yapmamın ufak bir sebebi vardı. Ama sebebi unuttum. Neyse, hızlıca eve gidelim. Eve gitmemizin özel sebeplerinden bir tanesi... Yemeğimiz bitti. Gördüğünüz gibi saniyesinde zaten hepsini tüketti. Ve evimizi doldurdu. Bu esnada chestlerimize bakalım. Bu arada gördüğünüz gibi Magma Cream buldum. Magma Slime'la savaştık. Bir saniye. Bu esnada şu page'lerimizi... Şuraya atalım. Orta tuşa bastığınızda... Sen git şöyle. Inventory Twix de çakışıyor tabii. Neyse onları o zaman şu şekilde halledeceğiz. Aynı olanları ben sonradan ayıklayacağım. Ama şu anki önceliklerimiz bu arada 16 tane knowledge fragmentımız da oldu ve müzik listeleri de bence ayrı bir chest'e koysak güzel olabilir. Şimdilik şuraya koyayım. Müzik diskleri toplamamın sebebi şu an bir nevi kendimce achievement'ımsı bir şey. Ve hazır. Knowledge fragmentlarımız yeterince varken
Size bu knowledge fragmentlarının ne işe yaradığını göstereceğim. Daha önce göstermiş miydim hatırlamıyorum. Sanırsam göstermemiştim. Gördüğünüz gibi iki tane unknown theory elde ettik. 4 yok. Aa, seri değil. Bu da yok. Iron'a bakıyoruz. Demir simgesine bakıyoruz. O da yok. Bunlardan bir tanesi var. Bakalım ne elde edeceğiz. Zaten bunlar vardı, onları hatırladım şimdi. Tiny Heads. Bize biraz deri lazım olacak. Ve bir tane bile derimiz yok. Lanet olsun ki. Ama bir inek çiftliğimiz vardı. Yani biraz uyuyup deri toplayalım. Bu arada ufak bir detay. Sakın ama sakın bunları uzaktan öldürmeyin. Çünkü kılıçla öldürmeniz, yani yakından öldürmeniz lazım. Sol şartları elde etmek için. Bir saniye, benim Wild Sword'um vardı. Neden onunla öldürmüyorum ben? Daha verimli olsun. Şimdi aklıma geldi. Bayağı sağlam bir inek katli gerçekleştirdik burada. Soykırım. Şimdi YouTube beni soykırıma özendiriyorsun diye kapatmasın. Ha, bir de elimde 4 tane var ama şu içeriden biraz daha alabilirim. Neyse, derilerimizi alalım. Aa, yokmuşsun. Neyse, 32 tane derimiz oldu. Peki, Tiny Heads için başka ne lazım? Yanlış yere koyduk seni. Ortaya çık. Sen değilsin, onu biliyorum. Evet, Golden Apple'ımızı burada beklerken... Golden Apple'ın özel bir sembolü var. Ve kaybettik. Elmamız var gerçi zaten. Golden Apple'larımız. Yok, bu değilmiş. Neyse. Ben iki bölüm arası bu araştırmamızı yapalım. Bu arada şuna bakalım. Ya, bu da gayet güzel gidiyor. Ama sanırım bitti. Evet, çok yakında bu biofuel'a geçmeye başlayacak. Evet, bu da demek oluyor ki otomatik mulch sistemi de koysam güzel olur. Bir de bir tane de suyla... Ya zaten var. Tamam, bir tane suyla çalışan var. Evet. Ve jetpack'im takılı değil. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.